Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle bir inceleme videosu yapacağız. Bugünkü manga serimiz Titan'a saldırı, namı değer Attack on Titan. Zaten burada görmüşsünüz sizler söylemeden önce. Başlıkta da zaten görmüşsünüz. Yani görmüşsünüz ama ben yine de video girişini yapmak için bunu söylemek zorundayım size geçer. Sizi hiç bekletmeden direkt video dalışımızı yapalım arkadaşlar. Mangamızın etiket fiyatı 20 TL arkadaşlar. Ama bunu Edessa, ondan sonra hocama, efendime söyleyeyim, gerekli şeyler veya bunun gibi birçok siteden 14 TL civarında bir fiyata bulabilirsiniz. Ve bizi bu seriyle buluşturan gerekli şeyler yayıncılık evine çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Çünkü bunun basımını gerekli şeyler yapıyor. Gerekli şeyler bunu basmasa belki de hiçbir basım yayın evi basmayacak bunu. Ve biz de bu mükemmel seriyi okuyamayacağız arkadaşlar. O yüzden gerekli şeylere bir teşekkür ve bir alkış alayım. Mangamızın boyutu Türkiye'ye basılan diğer manga seri, çoğu manga serisiyle aynı. 11'e 17 arkadaşlar. Çoğu mangamız zaten bu boyutlarda. Mangamızın içindeki kağıdın türü hamurdur arkadaşlar. Hamur kağıt. Ve şöyle bir şömize sahip. Şöyle göstereyim size. Şöyle bir şömizli bir mangamız. Şömizindeki resimle kapağındaki resim aynı arkadaşlar bu arada. Sadece şurada şöyle bir resim var. Ben bunu size yakından zaten göstereyim, yakın çekimden. Ve bu efsanevi serinin yazarı Hajime Isayama'dır arkadaşlar. Söyleyebilirim, evet, bu lanet olsun ismi. İsimler okumak gerçekten çok zor gençler. Ben bu isimleri okurken bayağı zorlanıyorum. Ama okuya okuya alışacağım. Zaten birazcık alıştım çünkü ilk başlarda mangalar okuduğum zaman... Lan sus lan, tamam! Bana şimdi bir ilgisi yok konumuzun. Mangaya geri dön. Mangamızın yazarı Hajime Reis. İlk başta bunu one shot hikaye olarak yazmış. 65 sayfalık bir one shot hikaye olarak yazmış. Fakat bu hikaye demek ki çok tuttu ki 65 sayfalık one shot hikayesini Hajime Reis bir seriye dönüştürmeye karar alıp seriye dönüştürmeye başlamıştır. Ve 2009 yılında seriye başlamıştır arkadaşlar. Aralık 2019 itibariyle 100 milyondan fazla satan bu serimiz arkadaşlar tüm zamanların en çok satan manga serileri arasına girmeyi başarmıştır. Sizce bu seri bu kadar satılmayı hak ediyor muydu? Bu kadar okunmayı hak ediyor muydu? Bunu yorumlarda belirtin gençler. Bana soracak olsanız bence sonuna kadar hak ediyor çünkü düşünün, sadece birinci cildi okudum ve size şunu söyleyebilirim ki mangaya gerçekten aşık oldum şu birinci cildi okumama rağmen. Çünkü hikayesi mükemmel. Yazarımız çok güzel bir şekilde hikayeyi işlemiş. Çok güzel bir şekilde karakterlerin duygularını bize yansıtmış. O korkuyu, o heyecanı, efendime söyleyeyim, ne bileyim, Karakterlerin o hüznünü bize sonuna kadar yansıtmış. Okurken bunu siz de hissedeceksiniz zaten. Şimdi size biraz Titan'a saldırı evreninden bahsedeceğim arkadaşlar. Şöyle bir dünya hayal edin. Bütün dünyayı devler basmış ve insan ırkı adeta yok olma derecesine kadar azalmıştır. Ve besin zincirinin en tepesinde olan insanoğlu artık krallığı devlere bırakmıştır. Bu seride ise baş kahramanımız olan Eren'in hikayesini anlatmakta. Eren'in başına kötü ve tarihsiz bir olay geliyor arkadaşlar. Bunu size spoiler olmaması için söylemeyeceğim. Bunu siz okuyarak kendiniz öğrenin. Bu tarihsiz olaydan sonra Eren bir söz veriyor. O söz de devlerin kökünü kazıma sözüdür. Eren devlerin kökünü kazıyabilecek midir? İşte bu mangayı okuyarak bu soruların cevabını bulabiliriz arkadaşlar. Bana soracak olursanız Eren'in asıl amacı insanlığı artık özgürlüğüne kavuşturmaktır. Çünkü insanlar surların içinde bir fare gibi yaşıyorlar. O surların dışına çıkamıyorlar. Çıktıkları zaman da anında titanlar ve devler tarafından eziliyorlar. İşte bu düzene son vermek isteyen Eren amacına ulaşabilecek mi arkadaşlar? Bunu okuyarak bulacağız, bakacağız. Ben de bu seriyi merakla okuyacağım. Hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar. One Piece'ten sonra, One Piece serisini güncelini yakaladıktan sonra direkt Titan'a saldırıya yetişmeye çalışacağım. Titan'a saldırıya zaten yetişirim hemen. Bence siz de mangaya yeni başlıyorsanız arkadaşlar, size Titan'a saldırıyı çok öneririm. Çünkü bayağı bir beğeneceksiniz. Bu sizi mangaya bayağı bir bağlar. Şimdi de sizi mangamızın resimleriyle, çizimleriyle baş başa bırakıyorum. Legends never die. Screaming out your name, legend.
dreams never die. They never lose hope when everything's cold and the fighting's near. It's deep in their bones, they'll run into smoke when the fire is fierce. Oh, pick yourself up, guys. Legends never die. Mangayı almadan önce öğrenmeniz gereken her şeyi öğrendiniz bu videoda. Ve bence bu videoyu kapattıktan sonra siz direkt sipariş vereceksiniz. Çünkü seriyi sevdiniz bence. Zaten seriyi sevmeseniz bu videoyu izlemezdiniz. Bu videoyu merak etmezdiniz. Bir videomuzun daha sonra geldik. Lütfen videomu beğenmeyi, takip etmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Instagram'dan da takip edin gençler. Bakın kuru kuruya izleyip izleyip gitmeyin. Lütfen. Lütfen. Sizin için uğraşıyorum burada. Siz de benim için bir şeyler yapın. Neyse, kendinize iyi bakın diyorum. Sağlıcakla kalın. Hepinizi öpüyorum.